K'nın hacmi B olduğuna göre diyor. Şimdi K'nın hacmini bulacak olursak taban alan PR kare çarpı H'mış. Buna V diyoruz. L'nin hacmini bulacak olursak yine pi çarpı yarı çarpı Yükseklik 2H olduğundan 2 katı 2V olur. M'nin hacmi ise pi çarpı 2R'nin karesinden 4R kare çarpı yükseklik h olduğundan bunun da iki katı olduğundan bu da 4V olacaktır. K'nın hacmi V iken L 2V, M de 4V olacaktır. Doğru cevabımız da B seçeneği olur. 1 cm küp 1 mm'ydi. Yine aynı şekilde 1 desimetre küp de 1 litreye eşit idi. Buradan ikinciye bakacak olursak birinci yargımız doğruydur 1 metre küpümüz 10 üzeri 3 desimetre küp yapar. Onu da desimetre küpümüzde 10 üzeri 3 litre yapacaktır. Bu da 10 üzeri 4 desilitre yapacaktır. Yani ikinci yargımız da doğru olur. Santilitremiz ise arkadaşlar milimetre küpe eşit olamaz. 10 milimetre küpe. Üçüncü yargımız yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Kesik bir koninin hacmi 1 bölü 3 pi çarpı h yarıçaplarının kareleri ile çarpımlarının toplamıydı. Yerlerine yazacak olursak buradaki pi ile 3 sadeleşecektir. H yerine 30 r bir 1 kare birinci yarıçap, çap onun karesi. ikinci yarıçap, 20'nin karesi 10 ile 20'nin çarpımıdır. Buradan da 30 parantez içerisinde 100 artı 400 artı 200. Buradan da koninin hacmi 30 çarpı 700 olacaktır. Santimetre küp. Şimdi burada da 100 mililitremiz 100 santimetre küpe eşit idi. Buradan 100 santimetre küpe bölecek olursak sadeleştirdiğimiz zaman 210 olacaktır. Santimetre küp. Bu da bize kaç dakikada dolar diyor. Dakikamızda 60 saniyeydi. 60'a böldüğümüz takdirde buradan da t süremiz 210 bölü 60 Sadeleştirirsek 3'e böldüğümüz zaman 7 bölü 2 o da 3 buçuk dakika olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Hangisi kütle birimidir diyor arkadaşlar. Kütle birimiz ton. Mesela bir tonumuz ne kadardı? Bin kilogram idi. Dolayısıyla kütle birimidir. Kilo diye bir birim yoktur. Doğrusu kilogram olmalıdır. Yine desigram da kilogramın alt katları olup kütle birimini verir. Cevabımız 2 ve 3. D seçeneğidir. Katlarımız önce gramdı. Sonra desigram sonra santigram ve miligram idi. Dolayısıyla miligramımızı grama çevirecek olursak 10 üzeri eksi 3 ile çarpmamız lazım. Yani 10 üzeri eksi 4 miligramımız 10 üzeri eksi 7 gram olur. Bu da kilograma çevirecek olursak 10 üzeri eksi 3 ile çarptığımız zaman 10 üzeri eksi 10 kilogram olur. Şimdi bize 10 üzeri eksi 15 kilogramda ne kadar vardır diye soruluyor. 10 üzeri eksi 15 bölü 10 üzeri 10 üzeri eksi 10'da ne kadar vardır diye soruyor. 10 üzeri eksi 10 bölü 10 üzeri eksi 15 olursa buradan da 10 üzeri 5 tane bakteri vardır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Kabımız sabit hızla akan suyla dolduruluyor. Dolayısıyla yüksekliğimiz kap genişlediğinden yukarı doğru gidildikçe daha az artacaktır. Yani birinci grafiğimiz doğru olur. Ancak hacim birim hacimde yani eşit sürede eşit hacimde su akar. Eşit sürede eşit hacim ve eşit kütlede su akar. Bu durumda ikincisi yanlış, üçüncüsü yani kütle doğru olur. Cevabımız da 1 ve 3 E seçeneği olur. Şimdi pi r kare olan alanımızda biz S diyecek olursak pi çarpı 2 r'nin karesi 4S olacaktır. Şu taradığımız alan H çarpı S kadarlık alanımızda V dersek bu T sürede doluyormuş. T sürede dolarsa toplam hacmimiz taban alan çarpı 2 haştan 8 V olacaktır ki o zaman bu da 8 T'de dolar doğru cevabımız E seçeneği olur. X'in yarı çapı R, Y'ninki de 2 R'ymiş. Şimdi X'in hacmini bulacak olursak 4 bölü 3 küre olduğu için pi R küp. Bu 2 santimetre küpmüş hacim olarak. Çünkü alındığı zaman bu kadar su eksiliyor. Y'nin hacmini de bulacak olursak 4 bölü 3 pi çarpı 2 R'nin küpünden 8 R küp olup o da 8 katı olduğundan 16 santimetre küp olur. Toplamda x artı y bilyelerinin hacmi kürelerinin 18 santimetre küptür. Dolayısıyla içerideki küreleri çıkartırsak suyun hacmini bulmuş oluruz. Suyun hacmi toplam hacimden kürelerin hacmini çıkaracak olursak 32 santimetre küp gelir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. X kabın tamamen doluymuş. Hacmini bulacak olursak 30 çarpı 20 çarpı 10. Yani buradan 6000 santimetre küp su varmış. Y kabı tamamen dolduruluyor diyor önce. Y kabının tüm hacmi küre olduğu için 4 bölü 3 pi re küp. Pi ve 3 sayılar aynı olduğundan sadeleşirse Pi R idi burası. Buradan da 4000 santimetre küp olur. O halde buraya 4000 santimetre küp doluyorsa buraya da kalan 2000 santimetre küp dolar. Yani buraya kadar dolduğu zaman burası 2000 santimetre küp su varmış. Toplamda hacmini bulacak olursak Z'nin taban alan yani pi çarpı 5'in karesi çarpı toplamda haşımızda 40'mış. Pi'ye de 3 diyecek olursak burası 40 çarpı 25 bin olacaktır. 3 de çarparsak 3000 santimetre küp yapar. Yani buradaki şu boşluğumuzun hacmi 2000 buraysa 1000 olacaktır. O halde bize kaç litre su konulabilir diyor. 1000 santimetre küp su konulabilir. O da bize litre cinsinden sorduğundan 1 litreye tekabül edecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Kabımızı şu şekilde çizecek olursak arkadaşlar şöyle böldüğümüz takdirde her birinin hacmine V kadar diyecek olursak, üçgen kısımların x'in toplam hacmi 2V kadar iken, y'nin toplam hacmi de 3V kadar olur. Buradan da oranımız 2 bölü 3 gelir. Cevabımız E seçeneği olur.